SGK uzmanı kesin yapın diyerek uyardı. Emekli maaşınızda büyük düşüş olur. Emeklilik planları yapanlar için önemli bir hesaplama dönemi başladı. Uzmanlar 2024 yılında emekli olmanın 2025 yılına kıyasla maaşlarda belirgin bir fark yaratacağını belirtti emekliliğini 2024 yılında gerçekleştirecek kişiler ile 2025 yılında emekli olacaklar arasında maaşlarda yaklaşık %35'lik bir düşüş yaşanabilir. Bu durum, emeklilikte binlerce liralık bir kayba neden olabilir. Yıl sonuna yaklaşırken, milyonlarca çalışan emeklilik hesaplarını tekrar gözden geçiriyor. Emeklilik yılı, maaşları önemli ölçüde etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor. 2024 mi yoksa 2025 mi daha avantajlı? Bu soruyu TV-100 E değerlendiren sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal, konuya dair önemli bilgiler sundu. Ma Emeklilik yılının maaş üzerindeki etkisini şu şekilde açıkladı: 2024 ve 2025 yılları arasında emekli maaşlarında belirgin bir fark olacak. Bunun nedeni güncelleme oranlarının farklı olması. 2024'te güncelleme oranı daha yüksekken 2025'te bu oranın daha düşük olması bekleniyor. Bu durum emekli maaşlarında belirgin bir farklılık yaratacak. Maaşların belirlenmesinde en önemli etkenlerden biri enflasyon oranıdır. Yüksek enflasyonun uzun yıllardır devam etmesinin ardından 2025'te enflasyonun düşmesi bekleniyor. 2025 yılında emekli olacak kişilerin maaşlarının daha düşük olmasına neden olabilir. Kalemini eline alıp tahta masa üzerinde hesaplama yapan SGK uzmanı Murat Bal, 2024 Ün Ocak ayında %49,25 zam yapıldı emeklilere. 2024 Ün Temmuz ayında ise %24,7'lik bir zam gerçekleşti. Toplamda kümülatif olarak %86,16'lık bir zam gerçekleşti. 2023 güncelleme katsayısı da %66, 12'ye değil. 2025'de dilekçe verecek olanlar ise katsayı oranı ise %39.20'ye düşmüş oldu. Dolayısıyla 2024 yılında emekli olmakla 2025 yılında emekli olmak arasında sizin açınızdan %30'un üzerinde bir emekli maaşı düşüklüğüne neden olacak, dedi. Uzmanlara göre ise emekli dilekçesinin verilmesinin en doğru zamanı Aralık ayı. Çünkü bu yıl emekli olanlar için 2023 yılının enflasyon ve büyüme rakamları baz alınacak. Maaşlar arasında ne kadar fark olacak? SGK uzmanı Murat Balmaş farkını ise şu sözlerle anlattı. 2024 yılında emekli olmak maaş açısından daha avantajlı olacak. 2024 yılında siz emekli olurken 15800 lira hak ediyor olsanız 31 Aralık'ta bu dilekçeyi verseniz bu parayı alabiliyorsunuz. Ancak 2025 yılında emekli olsanız bu rakam 11640 liraya düşüyor. Mesela 2024 yılında 25200 lira emekli maaşı alacak olsanız bu rakam 2025 yılında emekli olduğunuzda 18560 liraya düşüyor. 40.500 lira içinde örnekleyecek olursak 2025 yılında bu rakamda 29.610 liraya düşüyor. Yani %30'un üzerinde 25 civarına bir kayba neden olacak. Eğer hakkınız varsa gününüz yılınız dolduysa kesinlikle 2024 yılında emekli olmanızı tavsiye ederim.